geldiniz. Video atamıyoruz kaç gündür. Siz de bunun farkındasınız. Annem maalesef ki arkadaşlar domuz gribi oldu. Kötü bir hastalık geçiriyor şu anda. O yüzden biz de video çekmeye biraz ara verdik. Şu anda da siz meraklanmayın diye bu açıklamayı yapıyoruz. Annem gördüğünüz gibi gerçekten bayağı hasta, bayağı kötü geçiriyor domuz gribine. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Eylül'le. Louis'e fazla yaklaşmıyorum. Görüyorsunuz Louis her zamanki gibi. Ben Louis'le yani 5-6 gün, bugün 6. gün galiba değil mi Ezzet? Evet. 6. gündeyiz arkadaşlar. Domuz gribi oldum ve ben Louis'le temas kurmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü ona da bulaştırmak istemiyorum. O da bana çok bağlı olduğu için, çok alışkın olduğu için sürekli kucağıma gelmek istiyor ama 6 gündür kesinlikle kucağıma bırakın yaklaşmıyorum bile Louis'e. Dışlıyorum onu. O da herhalde gönül koydu bana birkaç gündür. Böyle birden beni hareketli görünce sevindi, koştu ama kesinlikle muhatap olmamaya çalışıyorum onunla. Yüz vermiyorum bana gelmesin diye. Bilerek yapıyorum çünkü ona da bulaşmaması lazım. Allah korusun, o da daha bebek. Neden böyle söylüyorum arkadaşlar? Çünkü domuz gribi oldum ve ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Böyle bir hastalık ben bugüne kadar yaşamadım. Covid oldum. Yani Covid'i de çok ağır geçirdim. Covid videomuzu da geçen seneden birisi, pandeminin ilk başladığı zamanlarda daha aşılar çıkmamıştı arkadaşlar. Onda da hepimiz hasta olmuştuk. Onda da bu sefer annem oldu sadece. Ama yine ağır. Onda yine ağır geçirmiştim. Ama bu domuz gribi arkadaşlar keşke Covid olsaydım dedim. Keşke Covid olsaydım. Bunu yaşamasaydım. Çok zor bir hastalıkmış. Arkadaşlar o kadar kötü bir şey ki kendime hala gelemedim. Bugün 6. gün söylediğim gibi. Sürekli doktora gidip geliyoruz. Ya iletişim halinde sürekli gidiyoruz. Ay, iyi olamadım diyorum. İlaçları kullandım. Ama neden hala iyi olamadım. Halsizim. Ya şuradan şu mutfağa kaç adım arkadaşlar? Şuraya gidip gelmeye ölüyorum böyle. Dizlerimde fer yok. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ve aşırı bir mide bulantısı. Yani şu hamilelik döneminde anneler bilirler. Yaşadıkları o mide bulantısını aynen çekiyorum. Bu zaten oluyormuş domuz gribinde. Yoğun bir mide bulantısı oluyormuş zaten. İşte haplarımızı aldık arkadaşlar. Bunların hepsi benim ilaçlarım. Bayağı var. Çok serum da yedim bu arada. Kollarım hep her tarafından serumlar, kanlar alındı. Tomografi çekildi. Ciğer filmlerim çekildi. Bakar mısınız arkadaşlar? Burada da yine aynı şekilde. Bir kan aldılar. Bir taraftan serum takıyorlar. Her tarafım morardı zaten. Mosmor oldum. Ay çok kötüyüm. Ama bugün biraz iyileştiğimi hissetmeye başladım çok şükür arkadaşlar. Daha yeni hissetmeye başladım. Antibiyotiğe de başladım çünkü ekstra olarak. İşte çok affedersiniz böyle şeyler yani şey var arkadaşlar. Dolu ciğerlerim. Onları boşaltıyorum işte. Anladınız. Söylemek de istemiyorum bu ilaçlarla. Hava alıyorum. Astım hastalığının genelde kullandığı değil mi? İzzet böyleydi. Nasıl oldum? Büyük bir ihtimalle okuldan geldi arkadaşlar. Slamira çünkü rahatsızlandılar. Onların bilenler biliyordur. Kendi kanallarına videolarını atmıştım zaten. Onları iyileştirdik. Onlar da çok şükür bu kadar şiddetli tabii ki de olmadı. Allah korusun tabii. Olmadı ama onlarla yakın temas, onlarla ilgilenme, işte onlarla hasta oldukları zaman anneye daha çok böyle kendilerini yakınlarında istiyorlar. Sürekli benimle uyuyup kalktılar derken ben şifayı kaptım. Çok da fena kaptım. Zaten doktorum da söyledi. Çok şiddetli geçiriyorsun dedi. Domuz gribini. Aşağıda 3 tip domuz gribi varmış değil mi İzzet? Influence bu. Influence A. ABC diye var. Sen A en ağrını yaşıyorsun. Ben en ağrını yaşıyormuşum. Bayağı bir ağrı yaşıyorum yani. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bir yani yaşayan bir bizim çok, aslında çok arkadaşlar zor. Arka plandan konuşuyorum ama bizim aslında video çekmememizin sebebi yani evin içerisinde ciddi anlamda bir izolasyon var. Kızlar. Yani bizde şu an bu Enflu 1 diye bir tane şey var. Hap var orada. Şu arkadaşlar bu domuz gribi için kullanılıyor. Bu domuz gribi için birebir biz de içiyoruz. Yani kuluçka dönemi olabilir diye biz de içiyoruz. Yani aslında bizim bu videoyu çekmemizdeki amaç yani biz video neden çekmiyoruz uzun zamandan beri? Sebep bu. Daha ne kadar süre içerisinde çekmeyeceğiz bilmiyoruz. Önümüzdeki herhalde bir 4-5 gün kadar daha kötü arkadaşlar yani çekmeyebiliriz. Ya çok kötü bir hastalık. Yani dünyaya hayata küsüyorsunuz ya. Sanki var ya hiç iyileşemeyecekmiş gibi hissettiriyor insana. Mide bulantısı dediğim gibi berbat, çok kötü. Başım çok ağrıdı. Bütün kemiklerim arkadaşlar, bütün eklemlerim ağrır yani. Bir de öyle böyle bir ağrıma değil. Belim, dizlerim, üşüme, titreme, ay sürekli böyle mide bulantısı. Yani arkadaşlar, her şey vardı. Ya yani annem hani normalde evde hasta değilken böyle yemek yapar falan böyle. Tiksindim her şeyden. Aynen her şeyden tiksindi. Biz de 6 gündür neredeyse dışarıdan söylüyoruz annem. Evet, annem yemiyor tabii bunları. Yemiyor. Midesi kokusu bulanıyor. Geliyor. Kokusu sürekli geliyor. Dışarıdan yiyoruz. Evet. Arkadaşlar koku yani şeydeki gibi değil. Covid'deki gibi böyle koku almama ya da tat almama gibi şeyler yok bunda. Tadı da alıyorsunuz, kokuyu da alıyorsunuz ama çok tiksindim. Kokulardan tiksiniyorum.
Yemek yemek istemiyorum. İştah gitti. Berbat bir durum. Yani çok zorlandım. Dünya yani yine hastanedeydim zaten. Yatış vereceklerdi aslında bana. Doktorum yatırmak istiyorum seni dedi ama tabii çocuklar olduğu için istemedim. Evden tedaviye devam etmek istedik. Zor yani arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Çünkü okullarda herhalde özellikle bayağı bir salgın var. Bu üçlü salgın benimki değil de tabii. Üçlü salgın da var. İşte Covid, domuz gribi, normal grip üçü bir arada. Ben kesinlikle Covid değilmişim. Testlerim, sonuçlarıma bakarak doktor kesinlikle Covid olmadığımı söyledi. Ama domuz gribini dedi. En rezil şekilde yaşıyorsun dedi bana. En şiddetli ve en rezil şekilde yaşıyorsun dedi. Zirvedesin yani dedi. Bayağı kötüyüm zaten. Bunu ben de biliyorum. Yani öyle ilaçları kullanmaya devam. Bir 4 güne iyileşmeye başlarsın dedi. Bir 10-15 günü bulur çünkü dedi. Hemen dedi zor dedi. Toparlanamazsın dedi. Yavaş yavaş. İlaçlarını düzenli kullanacaksın dedi. Bol bol su içeceksin dedi. Lütfen su, sıvı tüketin. Su için arkadaşlar. Çok su için. Sürekli su içiyorum zaten. Bardağımı sürekli doldurup getiriyorum, içiyorum. Yani böyle gerçekten çok zor. Ben de neden anlamıyorum arkadaşlar. Covid deseniz en ağır çekiyorum. Domuz gribimi en ağırını çekiyorum. Ben anlamıyorum ya. Ne kadar şiddetli yaşıyorum ben bunları. Bağışıklık sistemim zayıftır nedir bilmiyorum ki. Dikkat edin evet, lütfen. Herkes okul ellerinizi bol bol yıkayın. Eller sürekli yıkanacak. Arkadaşlar temasla hemen geçiyor. Domuz gribi temasla. Direkt geçiyor yani. Kaçarı, koçarı, kuçarı yok. Ben olmam demeyin. Olursanız da Allah korusun. Hepinizi Allah korusun arkadaşlar. Kimsenin başına vermesin. Ben sizi çok seviyorum. Dinlenmek istiyorum. Annem çok konuştu. Çok terledim. Arkadaşlar bizim işte video çekememe sebebimiz buydu. Siz de merak etmeyin bizi. Annem gerçekten kendine gelecek birkaç gün sonra. Biz de size tekrardan videolar çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsunlarınızı şimdiden görüyorum ben yorumlarda arkadaşlar. Hepinize sağ olun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyenlere. Lütfen dikkat edin. Çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.